Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Deniz Hasreti adlı dinleme metniyle yine birlikteyiz. Hemen hazırlık çalışmalarına başlayalım arkadaşlar. Deniz denince aklınıza neler geliyor? Arkadaşlar aklımıza plaj, kum, yaz, mavi, balık. Denize gitmeyi sever misiniz? Niçin? Evet. Hem yaz mevsimi olduğu için arkadaşlar hem tatil oluyor hem de eğlence oluyor. Deniz güzel bir etkinlik oluyor. Ailecek yaptığımız ve arkadaşlarla yaptığımız güzel bir etkinlik olduğu için seviyoruz. Denizler hakkında neler biliyorsunuz anlatınız demiş. Arkadaşlar denizler tuzlu su içerir bilirsiniz. Aslında rengi mavi değil yeşildir. Resim öğretmenler özellikle söyler bunu. Büyük denizlere de okyanus denir. Böyle arkadaşlar. Hemen demiş ki deniz hasreti metnini dikkatle dinleyiniz. Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor. Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak? Yanıp sönüyor gözlerimde feneri. Uyuyor mu limanda her gece sallanarak? Altından çivilerle çakılmış gemileri. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı. Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil. İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları. Ufkunda yükselmeyen güneşler güneş değil. Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden, dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım? Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım? Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden. Evet arkadaşlar, Ömer Bedrettin Uşaklı'nın güzel bir şiiri. Dinleme sırasında anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını kendi oluşturduğunuz sözde yazınız. Bunların anlamlarını gerekirse metni tekrar dinleyerek tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğünü kullanarak kontrol ediniz. Arkadaşlar herhangi bir hani bilemeyeceğiniz bir kelime var mı? Ben de çok gözüme takılmadı. Yine olursa siz videoyu durdurup kendi bilmediğiniz kelimelerin listesini çıkarabilirsiniz. İkinci etkinlik, dinlediğiniz şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız. Denize duyulan özlem. Üçüncü etkinlik, dinlediğiniz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Hemen bakalım arkadaşlar. Birinci soru, şair gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum dizeleriyle ne anlatmak istiyor? Arkadaşlar o kadar deniz hasret ki ufacık bir su damlasını denizmiş gibi hissediyor ve kendisini ateşler içindeymiş gibi algılıyor. İkinci soru, şair gemicilerle kendisi arasında nasıl bir bağ kuruyor? Sanki tüm gemicilerin ruhunu yaşıyor gibi hissediyor. Gökyüzünde şairin denizi gibi arkadaşlar. Öyle bir bağ kurmuş kendisinde. Üçüncü soru, şair denizden uzak yaşamanın kendisi için çok zor olacağını hangi dizelerle anlatıyor? Gözlerinde denizin fenerinin yanıp söneceğini, limanda her gece uyumak zorunda kalacağını, dalgaların gözünü tüteceğini dizelerinde anlatıyor. Dördüncü soru, şair denizden esmeyen, denizden geçmeyen rüzgarları niçin sevmemektedir? Cevabı, çünkü rüzgarlar denizin suyunda yıkanmamış olacak ve rüzgarda denizin kokusunu alamayacağı için sevmemektedir. Beşinci soru, şairin denize kavuşma ümidi var mıdır? Arkadaşlar metinde çok net bir şekilde ümidim var ya da ümidim yok diye bir ifade yok ya da böyle bir şey kelimelerle veya metinde cümlelerle hissettirmemiş. Ama bakacak mıyım sana acaba diye soruyor. Gerçekleşmesini çok istiyor. İçinde böyle ona karşı müthiş bir özlem var. Bir yerde de bu kadar özlem, bu kadar sevgi varsa mutlaka kavuşma ümidi de vardır arkadaşlar. Son dörtlükteki elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden ifadesinden şairin nereli olduğu ya da şiiri yazdığı sırada nerede yaşadığını tahmin edebilir mi? Edebilebilir mi? Evet arkadaşlar, fındık bahçeleri arkadaşlar sadece Karadeniz bölgesinde olmaktadır. Şair Karadeniz'de, bu kesin. Çünkü bu ifadeden anlıyoruz. Şiir yazdığı yer de denizden uzak bir yer. Yani o da çok net bir şekilde karasal Ankara olabilir, Denizli olabilir. Yani denizden uzak Sivas olabilir. Yedinci soru. Dinlediğimiz şiir sizde hangi duygular uyandırdı? Şiiri beğendiniz mi? Açıklayınız.
Arkadaşlar hüzün ve özlem. Şiiri beğendim. Çünkü her şeyin bu kadar kolay elde edilebildiği, kolay tüketildiği bir dünyada hala insanların bir şeyleri ümit etmesi, hala bunu böyle içinde yaşaması, bu kadar tutkuyla yaşaması çok güzel. O yüzden çok sevdim ben. Aşağıdaki istiridye kabuklarına dinlediğiniz şiir için 3 farklı başlık yazınız. Hemen 3 farklı başlık yazalım. Bitmeyen özlem, denize doğru ve içimdeki deniz. Arkadaşlar, burada hani dikkat etmemiz gereken bir konu var. 3 tane farklı başlık yazın. Başlıklar bilirsiniz arkadaşlar hep büyük harfle yazılır. Belki bize bunu öğretmek için ve başlık konuyla bağlantılı olmasını anlamamız için, yani konuyla ilgili bir bilgi verdiği için, konuyu anlayabilmişler mi diye yaptırılabilirler ve başlıkların yazılı şekli büyük harfli olması. Yani konuyu eğerse bir başlık yazılmasını istiyorlarsa, bir konu, iki büyük harfle yazıp yazmadığınızı görmek istiyor olabilirler. 5. etkinlik, deniz kirliliği konusunda yapılabileceklerin neler olduğu konusunu sınıf gündemine alınız. Bu konuyu güdümlü konuşma stratejisini kullanarak konuşunuz. Bunun için öğretmeninizin yardımıyla sınıfta bir beyin fırtınası yapınız. Beyin fırtınası sonucunda ortaya çıkan görüşleri ifade ediniz. Konuşmalarınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Arkadaşlar bu bir sınıf etkinliği. Bunu sınıfta yapacaksınız. Evet arkadaşlar 6. etkinliğimize bakalım. Öğretmeninizin yardımıyla küçük gruplara ayrılınız. Aşağıdaki konulardan birini seçerek grup halinde istediğiniz türde şiir, hikaye, bilgilendirici bir metni bırakılan boşluklara yazınız. Bilgilendirici metin yazan grup üyelerinin her biri belirledikleri konunun farklı yönlerini ele alıp yazmalıdır. Hikayeler de söyleyiş birliği olmalıdır. Şiir yazan gruplar şiirin ana duygusuna dikkat etmelidir. Arkadaşlar 3 tane konumuz varmış. Deniz ve insan. Yani denizin insan üzerindeki etkisini anlatacağız burada. Deniz kirliliği, insanların denizlere yaptıklarını anlatmamız gerekiyor ki bu konu çok işlenebilir. Gemiyle yolculuk. Arkadaşlar bu da bizim geminin içerisinde neler yaptığımızı, neler hissettiğimizi anlamamız gerektiren konulardan bir tanesi, başlıklardan bir tanesi. Nelerden bahsedebiliriz? Hemen kısaca anlatalım. Deniz ve insanda, denizler ve insanlar arasındaki ilişkiyi anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Şiir eğer bunu seçersek bu konuyu ne yapabiliriz? Deniz ne demektir? Nasıl bir etkisi var? Hemen küçük bir araştırma yapıp insanlar üzerinde nasıl etkileri var? Bunları hemen ya da insanlar ülkelerini, devletlerini, eski insanlar tarihten beri neden hep su kenarında kurmuşlar? Bunlardan bahsedebiliriz. Deniz kirliliği ise daha çok günümüz konularını ele almamız gerektiren bir konu arkadaşlar. Çünkü denizleri kirleten biz insanlarız. Bizi bu konuyu ele alacak olan arkadaşlar için şöyle bir önerim olabilir. İnsanların bireysel bazda yaptıkları zararları, denize olan kirliliği anlatabilecekleri gibi ülkelerin de yaptıkları, çünkü sanayileştikçe arkadaşlar denizlerimizi kirletiyoruz. Atıkları denizlere, okyanuslara, akarsulara boşaltıyoruz. Onlar da bir şekilde birbirlerini hep etkiliyorlar. Deniz kirliliğini hem insani bazda, yani tek tek insanlar bazında ele alabiliriz. Ya da arkadaşlar ülkelerin yaptıkları tahribatlar olarak da ele alabiliriz. İki konuda da işleyebilirsiniz. Elinizi güçlendirebilirsiniz. Gemiyle yolculuk arkadaşlar. Bu daha çok böyle bir hani adaya düşseniz yanınıza götüreceğiniz 3 şey gibi. Gemide olduğunuzu düşündüğünüz zaman neler hissedebilirsiniz? Önce onlardan bahsedebilirsiniz. Bu başta çok, çünkü deniz insanda huzur verir. Bu yolculukta huzur, heyecan anlatabilirsiniz. Veya denizde bir fırtına kopabilir. Bu da ele alınabilir arkadaşlar. Fırtınada insanların başından geçenleri anlatabilirsiniz. Bu da bir ihtimal. Veya çok istemesine rağmen denizin insanları, bazı insanlar denize karşı midesi bulanır. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Konu istediğiniz şekilde ele alabilirsiniz. Ben kendim size örnek olması açısından deniz ve insan üzerinde bir şey yapacağım, yoğunlaşacağım. Deniz medeniyettir arkadaşlar başlığımız. Denizler medeniyetler için her zaman önemli olmuştur. Birçok antik medeniyet deniz kenarında ortaya çıkmıştır. En eski antik medeniyetler Akdeniz ve çevresinde kurulmuş ve dünyaya egemen olmuştur.
Denizler balıkçılık gibi ekonomik faaliyetler için önemli olsa da aslında fark edilmeyen çok daha güçlü psikolojik etkileri mevcuttur. İnsanlara kendilerini huzurlu hissettikleri herhangi bir yer hayal etmeleri istendiğinde birçok insan kendini güzel kumsalların olduğu sahil kenarlarında hayal etmeyi tercih ederler. Aynı zamanda denizler özgürlüğü, dinginliği ve huzuru temsil eder. Birçok insan için tatil dendiğinde ilk akla gelen deniz kenarlarıdır. Her yıl milyonlarca insan tatillerini deniz kenarlarında geçirebilmek için uzun seyahatler yapmaktadır. Ancak maalesef insanoğlu bir taraftan denizlere ulaşabilmek için milyonlarca dolar para harcasa da diğer taraftan aşkla bağlı olduğu denizleri neredeyse yaşanılmaz hale getirmeye devam etmektedir. Bu durum o kadar paradoksal bir ilişki içerisinde ki birçok insan hayalini kurduğu tertemiz sahili ve denizlere ulaşabilmek için ekonomik faaliyetleri içerisinde denizlerin kirliliğine farkında olmadan katkı sağlamaktadır. Sanırım gelecekte sadece hayalini kurduğumuz sahiller eski kartpostallarda bir anı olarak kalacak. Umarım sadece kartpostallarda kalmaz ve bizim gördüğümüz bu güzelliği torunlarımız da görebilir. Evet arkadaşlar, buna benzer bir metinde siz yazabilirsiniz. Bu bilgilendirici bir metinde şiir ya da hikaye şeklinde yazılmamıştır. 7. metni, yazdığınız metni grupça düzenleyiniz. Bunun için yazınızda anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin olmamasına dikkat ediniz. Yazınızı yazım ve noktalama açısından kontrol etmek için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Konuşma çizgisinden sonra cümlelerin sonuna virgül kullandık. Şiirimizin dizilerinde büyük harfle başladık. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra virgül kullandık. Yer adlarını büyük harfle yazdık. Uzun cümlelerden yükleme uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül kullandık. Satıra sığmayan kelimeleri bölerken satır sonuna kısa çizgiyi koymayı unutmadık. Arkadaşlar bunu kendiniz yazdığınız zaman kontrol edeceksiniz. Buraya da yapacaksınız. Evet arkadaşlar, etkinliklerimiz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.